Evet arkadaşlar, şimdi konuya giremeyenlerin 15 veyahut da 16. bölümündeyiz. Şimdi arkadaşlar kendileri bir girizgah yapmak istediler. Bunu da benim sunmamı istediler. Ses tonum olsun, yakışıklılığım olsun. Yani, bakalım göreceğiz. Göreceğiz nasıl bir podcast olduğunu. Göreceğiz. 3, 2, 1. Konuya Giremeyenler podcastine hoş geldiniz. Az daha Ruh Öküzleri diyecektim. Evet, çünkü neden? Bir konuğumuz var. Çünkü DJ A.P.O. Öküzlerin en büyüğü. Ben beklemiştim, kardeşim Alican falan, ama kimse yok orada. Yok, burada değiller. Evet, bu kendileri. Yapacak bir şey yok. Bugün konumuz ne? Ona geleceğiz. Esra'cığım, ondan önce ben az önce bu koltuğu satın aldığımda kalkmanı istedim. Bunun gerçek olması. Çok hoşuma gitti bu koltuk ve az önce Eylem'den satın aldım parasını. Yani ödedin, hakkın. Bir şey diyemem. Evet. Gerçekten evimize gelip sandalyemizi aldı. Vallahi aldı. Çünkü koltuğun 14 gün iade hakkı varmış. Bir deneme sürem var. Onu kullanmak istiyorum. Başlayalım. Tamam, değiştirelim. Hadi kalk. Devam. Yok, devam. Okay. Hazır mıyız bu podcast'te? Kardeşim, tahtın çok yakışmış. Evet. Az önce deniz satın aldım. Yani bu arada gerçekten sanki evimiz böyle bir şeylerin satın alındığı bir yermiş gibi. Abdullah geldi, baktı. Bu sandalyeyi satmayı düşünüyor musun dedi. Yalnız podcast'te konuk geldiğinde nereye oturtacağız? Ben onu şu an fark ettim. Yani koltuk gidecek. Küçük sandalyeye oturturuz. Şimdi şöyle, bizim bir leasing şirketimiz var. Bunu size kiralayabilirim arkadaşlar. Koltuk kiralamaya başladım. Kargo ile beraber. Evet. Koltuk. Kargo bedava bu arada. Kargo bedava. Kaç saat yapıyorsanız kayıt ya da kaç saat ihtiyacınız varsa bana söylüyorsunuz. Belli bir değerlendirmeye alıyorum. Paket alabiliyor muyuz ve aylık? Paket yapabiliriz, evet. Gerçekten. 6 ay ve 1 yıl olarak. Evet, Ruh Öküzlerini dinleyenler olduysa 4 bölüm paylaştık. APO kardeşim, hoş geldin podcast'imize. Konuşurken Abdullah bir şuraya yaklaşırsa, biz bu hissi başkaları da yaşasın istiyoruz. İster misiniz? Aşağıya yorum yazacağım ben. İşte Abdullah için gelenler. Evet, hani herkes artı bir yazsın. Yunan heykelimiz de. Estağfurullah. Şimdi o bir hayal. Estağfurullah. Yani o ben neyim var? Ben neyim var? Bunu Abdullah aslında yok. Ha, kardeşim verirse ki. Bilmeyenler için Abdullah benim artık kaç oldu? 9 yıl. 10 diyebiliriz. 10. yılın içindeyiz. 10 yıllık arkadaşım, ilk podcast tecrübe. Ben niye kameraya bakarak konuşuyorum? Sanki programa gidiyor. İlk podcast. Birini etkilemeye çalışıyorsan... Evet, bilmiyorum. Abdullah yanında böyle o için. Abdullah'ın konuşmasından sonra otomatik yükleniyor bu şu an. İlk podcast denememizi de A.P.O. ile yapmıştık. Tamam. Hoş geldin, hislerini alalım. Vallahi yıllar sonra tekrar sevdiğim insanlarla artı bir olarak onlarla beraber olmak güzel bir şey. Gözlerime efekt koy. 10 yıl önce... Evet, ilk 10 yıl önce böyle bir fikir ortaya atıldığında çok değişik gelmişti. Nasıl yaparız, ne konuşuruz vesaire diye. Doğaçlama girdik. Zaten yüksek ihtimalle Eylem bizimle beraber olmasaydı da 3 gerizekalı böyle bir şeye kalkışamazdık. Çünkü nasıl diyeyim, daha bu işleri bilen, daha kişileri yönlendirebilen, hem yaş olarak hem bilgi birikim olarak Eylem Caner'di yani doğrudan. En iyisi. Ama Tabii. Çok ya, keşke daha çok bastırsaydım o dönem. Tamam, ama mesela hiç pişmanlık yaşıyor musun Abdullah? Yani böyle keşke Eylem o dönem dediğinde biraz daha istekli olsaydık. Düşünüp böyle pişman olduğu zaman. Onun daha çok pişman olduğu az önce konuştuğumuz diğeri olabilir. Evet. Ya şöyle hepsi olabilirdi aslında. Bir de o dönemde bu YouTube furyasının yeni 2014-2015 yeni başladığı dönemlerde. Her şey daha kolaydı. Her şey daha kolay olabilirdi. Bir de şimdi görüyoruz bir oyuncak arabanın masadan düşmesi bile milyon izleniyor yani şu an YouTube'da. Yani o tarz videolar var ve bu elektriğimiz de çok iyiydi. Her grubun her üyesi birbirini paylaşıyordu. Ama bir de Eylem'in benim için özel bir planı vardı. Evet. O dönemlerde. Eylem planı. Gel planı. Hoş geldiniz, Gel Planı podcast. Aynen. O dönem eğer ki spor biraz daha ağırlıklı mı yapıyordum diyeyim ya da daha severek yaptığım zamanlarda Eylem'in bana bunu Instagram'a dökelim, sosyal medyaya dökelim diye bir planı vardı. Ki dövmeleri yoktu o dönem. Yani evet. Bak bir de şimdi... Hayır, kasa eklenirken bir yerden sonra dövmeler kendi oluşuyor. Kendi geldi. Ya... Ne bileyim, böyle bakıyordum, Apo'yla bir spora gidiyorduk bol bol. Evet. Hem aynı yerde çalışmıyor, hem aynı yerde spor salonu. Ve yani ben söylüyorum insanlar için şeydir seks, ondan sonra işemek, spor, anladın mı? Abdullah için spor. Emin miyim? Sonra yemek. Tartışılır. Ya şey anlamında yani ben hayatımda spora bakarken bu kadar keyif alan bir adam görmedim. Gidiyorsun mesela ağırlık kaldırıyor. Tamam bitiyor. Saymıyor bu arada Apo. Yani sayıyorsun da böyle kanka yorulunca bırakıyorum diyor evet. Adam böyle yani o kadar doğal. Doğal yapıyor ki böyle. İçinden gelerek düşünmeden yapıyorsun. Ya öyle gibi yapmıyorsun tabii, yani. Ya öyle inanılmaz kaslı vesaireli bir adam değilim ama spor yapmayı seviyordum yani. Hoşuma gidiyordu. Hı. Bunu yaparken de hani birilerinin beni görüp böyle nizami yaptığımı ya da beni övmesi tabii ki de hoşuma gidiyordu yani. Ama dinlemedim. Ve işte. Şimdi herkes çok övüyor hala. Ama hala o kanal oluşturulmadı. Bakarız ya. O belli benim olmaz. Biraz şeyliyim. Nasıl diyeyim? Kardeşim. Vurdum duymazlığım. Ya bazen böyle hani şey yapsalar bize bir 5 yıl sonra nelerin böyle hit olacağını falan gösterseler. Şimdi o dönem bunların olacağını biliyor olsaydın kesin yapardın. Tabii canım. Ben bile bilmiyordum böyle bir ortama evrileceğini ama ben işte adam keyif alıyor. İçeriye dökelim yani. İstiyorduk. Eylem böyle birini ünlü etmenin peşinde genel olarak zaten. Ama çünkü yok yani anladın mı şey. Şimdi kimisi kamera önü personasıdır, kimisi kamera arkası. Benim kamera arkam çok daha zayıf. Onun için çok daha güçlü. Hocam katılmıyorum için... ya. Bakın gülmemeye çalışıyor. Kamera arkam. Kamera arkam. Onun için hep arıyorum. Podcast'te de öyle oldu işte yıllarca. Tamam komik birilerine bulayım ben yapımcı olayım. Ruh Öküzleri de oradan çıkmaydı. İşte bunlara kısmet oldu. Sanat kısmet oldu. İnsanları davet ediyoruz. Birileri gelsin biz de onların yakışıklıklarından, komikliklerinden faydalanalım. Estağfurullah ama bu bir gerçek maalesef. Bilimsel bir gerçek. Mütevazı olamayacağım şimdi. TikTok videoları çektik. Esra'nın hesabından yayınlarız. Onları izleyin mutlaka. Aşırı iyi oldular. Bayağı eğlendik. Daha kurgusunu yapmadan biz çok eminiz güzel olduğundan. Biz güldük siz de gülersiniz. Yani her yere de atarım bunu. Normalde Instagram'a bazı şeyleri atmıyorum ama Abdullah'la her videoyu atarım. Eski yakın kız arkadaşlarım falan yazar şimdi bana. Kanka. Tamam. Eylem bir şeyler anlatsın. Ben cevabını vereyim. Buyur. Tamam. O kadar çok gülme temizleyeceksin ki bu videodan. Yok fragman koyuyorum. Daha kısaltılmış oranın açılışını buldum. Onu çektik yani o hazır. Çok özenerek aldım. Ya bugün bence şey de kesin konuşmalıyız. Hani Abdullah'ın bazı konulardaki net şeyi. Tabii. Hani mesela, bak halle yemeyen mesela nedir? Ya şimdi ben öyle inanılmaz tatlı seven biri değilim. Hiç sevmem hatta. Evet. Ama yani halleyi sevmeyen teröristtir. Wow, benim gibi biriyle karşılaşmak çok iyiymiş. Mesela bir tane daha bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Limonlu ice tea içen cindir. Katılıyorum. Ben de sadece yani. Şeftali için abi şeftalidir yani. Ama çok kritik bir şey oldu şimdi farkında mısın bilmiyorum. Ama böyle birçok konuda net fikri var ve bu fikirler herkes için kabul edilebilir. Kesinlikle. Dur ama şu an podcast patlayabilir bir dakika. Sen bizim son bölümleri hiç dinledin mi? Podcast'in. Son bölümlerini dinlemedim. Tamam bak bir önceki bölümümüzün adı şu. Beyaz ışık kullananlar psikopattır. Beyaz ışık, sarı ışık kullananlar birinin cebini tutuyordur. Gördün mü bak? Esra bize giydirdi şu an. Hayatım kusura bakma ama ben sana beyaz ışık sevenler de olabilir dedim. Ben hayatımda öyle ruh hastası tanımadım dedim. Abdullah oturuyor yanımızda. Bu arada ben az önce işte bunu nasıl fark ettiğimi anlatacağım. İlginç şey ya bizim evdeki bütün ışıklar beyazdır. Arabadaki sarı ışıkların tamamını beyaza çevirdim. Hani beyazdır yani benim telefonumda True Tone ve Night Shift tamamen kapalıdır. Hani böyledir yani beyazdır. Işık beyazdır abi. Bu işin doğrusu budur abi. Işığın doğrusu budur abi. Yıldızlara baktığınızda beyaz ışık görürsünüz. Beyaz değil lan o. Yani evet dünyaya gelene kadar belli efektlerle kırılıp bir şey yapıp atmosferden geçerken bir şey olabilir ama. Direkt bölümün adı bu. Aynen ama ışık sonuçta ışık beyazdır abi. Yani üzgünüm ışık sarı. Yok bak ben beyaz ışık karşıtı değilim. Yerinde okey. Ama mesela akşam oturdun işte oynayacaksın. Oğlum evimdeki her yer beyaz ışık diyor adam. Bir dakika sana. Bir ümit. Çeviremezsin buradan. Yani ya da gece yatmadan önce bembeyaz ışıkta mı oturuyorsun odada? Yani loş bir ışığın var mı? Şöyle loş ışığım yok. Işık bende ya kapalıdır ya da yanıyordur. Aynen yani... 1'dir veya 0'dır. Delireceğim şu an. Olay 1 veya 0'dır abi. Yolda ya da eve giderken lütfen bu bölümü dinleyin. Tamam. Ben de nerede fark ettim işte TikTok çekeceğiz, ben de ışık ayarlıyorum, ışığı açacağım. A.P.O. direkt bana böyle dedi, tamam. Oh yap, bembeyaz yap. Doğru. Ama direkt böyle yaptı. Doğru, tamam mı? Doğru. Her zamandan biri sarışık onu rahatsız etmiş oysa ki. Yok, TikTok'lar çekerken beyaz yaptı. Hayır oğlum etmiş. Evet. Ha, adam olabilir. Yok şey, onun orada olmasında hani öyle öf ya. Benim seviyemde değil. Hayır öyle bir şey değil ama. Hani ben ne kadar beyaz o kadar iyi. Ben... Hayır yani siz zor bir hayat yaşıyorsunuz. Ben yaptım biliyor musun? Gittik hatta Büşra'lara gittiysen de tanıyorsun. Dedim sarı bir ışığınız yok mu? Ben beyaz ışığın ortada oturuyoruz böyle salonda. Dedim ben rahatlayamam kusura bakmayın falan yapıyor. Ya şey olabilir hani dediğin loş ortam. Hani bir lambaderin içinde mum renginde bir ışık. Evet rahatlatıcı olabilir gerçekten. Hani rahatlatıcı etkisine kimse bir şey diyemez. Ya da bir mum ışığının. Ama hani ışık soruluyorsa... Bu konu tartışmaya kapalıdır. Işık beyazdır. Şu an seninle tartışmak istemiyorum kardeşim. O da tartışmaya kapalı. Işık beyazdır abi. Yıldırım gibi beyazdır yani. Okay. Ay, sen devam et, ben kaldıramayacağım. Bir önceki videoda bana sallayan tüm arkadaşlarım bu videonun altına gelip bu arada videonun altında herkes evet sarı ışık öyledir. Biri girdi formüller ne yazıyor? Kaç Kelvin'dir? Hı hı. Zaten diyor güneş ışığı da sarıdır, odur budur. Yani aklı olan sarı girer falan yazıyor böyle. Bilmiyorum kanka. Ya güneş ışığı kırılıyorsa, farklı renklerde geliyorsa? Bilemem. Ben sarı ışık istiyorum. Tamam ya, herkes istediğini taksın canım. Eyvallah. Sen ama beyaz ışık istediği değil canım. Tartışmaya kapalı. Ama şeyde orada hani oh yap beyaz yap. Bir de böyle gene zevkle söylüyorum, tamam mı? Çok rahatlatır beni abi beyaz ışık. Ben şeyim ama elim titriyor, tamam mı? Diyorum ki dur podcast'te sakla dur. Galiba o yüzden biraz gergin, sarı ışık ya. Kendini ışıklandırılmış hissetmiyor. Yo gelmez. Beyaz ışık açsak ne yapacak acaba? Nerede ben başına kaçarım? Beyaz ışık rahatlatır beni diyor ya. Bu gergin haliyse rahat haliyse olacak. Yani anladın mı? Burası şey dalga dalga hareket edecek herhalde. Ama o evet bir elim orada titredi yani ışığı falan kırıyorduk. Evet. Podcast'te nasıl olabilir? Saklayayım dedim. Şu an bu normalinden bir tık daha sarı zaten. Tam beyazlamış hali değil. Sarıya aldım. Tabii. Podcast için sarıya aldım. Evet. Ama bir de şu var, bütün arkadaşlıklar sarı. Onu da sarı alıp sonra ben beyaza çekiyorum. Yani bu işin vakkosu sizsiniz yani. Sarı ışıkla çekilirse sarı ışıkla çekeriz. Yapacak bir şey yok. Biraz karşı cinsle ilgili konuşalım. Fikirleri neler, başına neler geldi bu zamana kadar? Karşı cinsi severim. Onlar da beni sever. Zayıf çok şahit Abdullah Bey. En zayıf noktam renkli göz. Bende de var ya, diyeceğim ama kameralar seni çekiyor diyemiyorum. Konuşuyoruz. Ben şey dedim ya Abdullah bir yerden çocuğun çıksın falan ister misin dedim. Ben sen böyle isterim. Bir tip var bence dedim. Ben çok isterim. O tepkini ver. Varsa beni gelip bulsun yani. Çok isterim. Şu an sen baba olmak istiyor musun? İsterim. Çok isterim tabii. Ve şunu konuştuk hani çocuk ne renkli hani gözleri ne olurdu? Direkt şey dedi, renkli gözlü başka ihtimal tabii. Yok dedi. Renkli gözlü olur ama... ve çocuk sarışın olur. Yoksa bebek değil, çocuk değildir o. Bu nettir, tartışmaya kapalıdır. Hayır bir de benim değildir diyor. Çocuk değildir. Tabii. Kardeşim sende yok ama gel. Yani... Sarı, ya şimdi... İkisi de yok. Yo sarılığa bir şey diyemem. Ama gelir. Çünkü sapsarıymışım ben falan filan. Bir şey gelebilir. Bir de seçtiğim insanlar güzel renk ton... Aynen, estağfurullah. Yok ama şey anlamda. Ya evet burada için aynen. Yani sonuçta biraz da öyledir yani. Tabii birbirimizi seçtiğimiz insanlar. Sevdiğim renk tonlarını yani güzel renk tonlarında olduğu için yüksek ihtimalle doğru renk tonlarını tuttururum diye düşünüyorum. Yani şey gibi düşün, Abdullah'ın önüne katalog düşüyor. Tamam mı? Renk gözü skalası var. Oradan Abdullah onu seçiyor. Ona göre bu kadınlar yani, önüne düşüyor. Renk değil de skala... Seçiyor böyle. Bir kartele var elimde ona göre. Yani işte önce göz rengini yakından görmesi aynen. Lazım. Ben sarıyı daha çok saç renginde seviyorum. Bak bu olabilir evet. Sarıyı. Ve beyaz ışık da sarıyı daha iyi yansıttığı için. Tabii sarı, beyaz, mavi veya yeşil renk kombinasyonu. Sarı saça özeldir diyor. Evet. Sarı kadın saçın özeldir. Buna okey olabilirim böyle dersen. Böyle olur tabii. Böyle olur. Açık kumraldan sarıya kadar. Sarıya. Aynen çünkü... Değerleri erkektir. Yani ben söz meclisten dışarı asla. Bak ben seni komple unuttum bu arada. Genel yoruma böyle yaptım direkt. Aynen. Yani esmer erkek olur. Ben niye amcalar gibi biliyorum bu akşam evet, ya. Olsun. Esmer erkek olur kanka. Kadının rengi bellidir. Esraenur asla Esraenur özelinde değil. O kategori dışı. Bu ev sahibi. Ama esmer olmasa ama ne diyeceğim yani. Renkli gözlü. Yani şey. Fakat esmerdi yani. Yok, doğru renk tonlarındaydı o da. Ama esmerdi kanka. Evet. Ya hayır, esmerlik o tarz bir esmerlikten bahsetmiyorum ben. O esmer değildi. Tabii tabii. O esmerlik değil. Tam belli bir açıklık seviyesine okey o. Tabii tabii. O belli bir açıklık seviyesinde. Hani böyle koyu kahveye dönmeye başladın. Tenden mi bahsediyorsun, saçtan mı bahsediyorsun? İkisi de. Tabii önceki sevgilinin saçları kahverengiydi. Ya bak, onun belli başlı ya o şey, bir de o şey güzellikle de çok orantılı. Şimdi tabii iltifat etmeni istemiyorum harba. Hayır hayır. Ya evet evet. Güzellikle de çok orantılı bir şey. Hani o güzellikle ve ben kendi açımdan söyleyeyim. Belli güzellik skalasında belli renkleri gördüğüm zaman ve hani o bende farklı şeyler canlandırıyor. Tamam şimdi şey okey, kategorizasyonlar oluşuyor kafamda. Tamam şimdi saç rengi kategorisi var, göz rengi var. Zaten buradan da dış görünüşe önem veren bir sınır olduğum anlaşıldıysa. Öleceğim lan. Yani. Güzelsiniz gelin. Evet yani ben güzel insan çok severim. Yani. Ben yorum yapmayacağım. Evet ben güzel insan. Bu arada bak mesela şey düşünüyorum. Biz Abdullah'la hiç kadınla ilgili bir şey konuşurken şey diyorum hani. Şu karakterde kadınlar hoşuma gider dedi mi diye düşünüyorum. Yok. Yok. Yok evet. Renkli göz sarışın oluyor. Evet ben dış görünüşle çok etkileşime geçiyorum. Sen şeysin de ama yani duygusal da bir adamsın. Tabii. Şey anlamında. Ya bir şeyler ya sonrasında zaten bir şeyler paylaşılıyorsa belli şekilde tabii. Zaten o tanışma evresi var, hemen bam diye bir şey olmuyor. Ona yani göre devam ediyor. Ama her birinin sevgilisinin olması. Yani. Ama bu arada yani. Güzellik çoğu şeyi kapatıyor ya. Yani... Şey söyleyeceğim, bunun da bir kısmını al. Aldım. Böyle yapıyor bir de. Aynen. Ya bir atasözü vardı hani. Neydi? Bir dirhem et, bir bilmem ne kusurumu örter. Bin kusuru örter. Bir dirhem et, bin kusurumu örter. Öyle bir şeydi. Ben yani şeysiz. Sen de yararlandın bundan. Şeysiz de olmayabilir ama dediğim gibi yani ben evet. Birazcık düşük maalesef bayağı. Ama düşük. Yani ilk etkileşimi dış görünüşten yapmıyorum diyen de yalan söylüyor. Kesinlikle yalan söyler ama benim ama diyor ki, ama şey diyor, esmerler bacımdır. Bromdur. Erkektir dedi. Evet, bromdur onlar. Aynen, onlar çok yakışıklı abiler. Ablalar. Öyleler. Yani. Ama şeyi bak, tamam şimdi göz, saç, ten, renk burada bahsettiğim. Bu arada hepsi. Mesela fiziğinin güzel olması da hani şey ama tamam, spor işte yapıyor ya da mesela şey. Tamam spor yapmıyor da olabilir. Yoksa zayıf mı seversin? Şimdi benim anlamak istediğim şu. Hani biz kahverengi skalasını düşük istiyoruz saçta. Ama güzellik skalası yüksekse kabul mü oluyor demek istiyorsun? O onu örtüyor mu? Tabii güzellik koyuluğu belli bir derece örter. Heh, tamam. Tabii. Elik şimdi... ya işte bir direm şey bir sürü örter diye. Doğru pardon. Hayır işte saçları sarı olsa okey olacak anladın mı? Daha çok okey olacak. Belli. Hafif sağa sola kayabilir. Ya esneklik payı veriyor. İnsan farkı var. Anlamak istedim. Tabii ki de var. Tabii ki de var. Önemli. Ama tabii hani bu sadece dış görünüşe bakılıyor gibi bir şey değil. Herkes ilk gördüğü zaman birinin bir şeyine tutulup çekiliyor. Bu, seninki de bunlar. Benim tutulduğum şey net diyor. Benim tutulduğum şey güzellik. Ben güzelliğe düşerim yani evet. Kardeşimin zayıf noktası. Evet yani. Biraz zayıf noktası. Peki fiziksel... buraya gelmişken ben şunu sormak istiyorum aslında. Bu zaafın yüzünden ne acılar çektin? Acı değil aslında da güzellik her şey değilmiş onu diyeceğim ama buna da inanmıyorum. Ama hem her şey değildir. Hani ya bir laf var ya, yüzü lokum gibi huyu bokum gibi diye. O da olabiliyor. Bu arada bu genel olarak söylüyorum. Yok, yani gerçekten hani güzelliğin her şey olmanın da öğreniyorsunuz. Ama hala benim çok da güzel. Aynı ona da karşı koyamıyorsunuz. Ben hangi birini koyacağım? Güzellik çok da güzel. Karşı da koyamıyorsunuz. Öyle yani. Çok zor Abdullah'ın hayatı. Beklemediğiniz gibi çıkabiliyor ya da gerçekten belli güzeller, öyle bir şey güzelmiş. Oluyor ki yaptığı şey ya da söylediği şey bir anda o güzelliğin önüne geçip bir anda gözüm. Belki de ben gördüğüm zaman insanları kendi zihnimde o kadar yükseltiyorum ki bana öyle güzel görünüyorlar. Buna katılıyorum. Ben de yaşadım. Sonra bir anda ya bu olabilir. Sonra o çok güzel gördüğüm biri de şey olabiliyor. Bu arada bunu hani son olaylardan değil genel olarak şeye burayı keseceğim. Yani. Evet. Yok, siz de tanıdığınız için söylüyorum. Evet. Onunla hiçbir alakası yok. Genele yayıyorum yani. Sonrasında o olmayabiliyor. Düşüyor ya. Bende de oldu. Yani bu muydu lan beğendiğim oluyorsun. belli şeyler şimdi. Ya en büyük sorun en sevdiği şeyi bazen sevmediğini hissetmesi gibi bir o şey yani. O çok kötü, evet. Çok yani. Güzellik çok iyi, bok gibiymiş ama. Şey işte, yüzü lokum gibi, huyu bokum gibi, çok güzelmiş. Evet, evet. Benim de var böyle tanıdığım insanlar. Abdullah ama birebir yaşamış bunu birkaç kez belli ki. Biz de yaşadık. Ya, tabii biliyoruz. Yani, yaşanır yani. Ama normalde insanlara prenses gibi davranır Abdullah. Kardeşim çok güzel. Ya kibar biri olduğumu düşünüyorum. Tanıdıklarımla daha farklı bir ilişkim var ama hani bilmiyorum, ben nazik biriyim yani, bence ilk tanıştığı bir şey miyim ben? Bence yo, hayır. Hayır şey olarak söylüyorum yani, bazen bazısı dış görünüşüme bakarak ya da şey olarak hani böyle bazen dövmeli, kaslı. Ya insan karşısında bir tanrı görünce bir şey oluyor, evet. Dövmeli, kaslı ya da ne bileyim soğuk bakışlı olarak görüyorlar. Gerçekten de dışarıdan öyleyim bence bu arada ama hani şey, nazik biriyimdir ben. Kibar olduğumu düşünüyorum yani. Karşındaki bir kavak. Ben Çaplı'yla gördüm mü diye ama hani Şervan'ın arkadaşıydı. Zaten seni birazcık tanıyordum aslında yani. Evet, evet. Yani ben 9 yılda bir ya da 2 kere bile görmemiş olabilirim. Abi Abdullah size asık suratlı duruyorsa sizi sevmiyordur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani siz Abdullah'ın umurunda değilsiniz. Ben hiç görmedim bu yüzü, bilmiyorum. Bilenler, görenler yazsın. Ben de gördüm. Ama ben bir buraya kadar dinlemiş olanlara şunu sorayım. Abdullah'la Part 2 gelsin mi? Merak ettiklerinizi sorabiliriz. Gizli söyleyebilirsiniz. Soru cevap yazabiliriz. İsim vermeden. Olabilir. Videonun altına veya bize özelden. Bunlar neler merak mesela? Ediyorsanız yazın. Part 2 isteyin. Yaparız. Yorum yazın. Abdullah'la ilk senemiz, yeni tanışmışız. Daha böyle çok tanımıyorum. Yemek katındayız. Yemek yiyoruz. Hani böyle hep olur ya, bir AVM'de falan bir tepsi kalır böyle patatesin tamamı duruyor falan. Ya diyorum üfele McDonald's patatesize ben dayanamam falan ama hiç gitmem yani. Ne olur ne olmaz. Gittik oturduk. Abdullah baktı yanmasına patates aldı, tepsiyi yemeye başladı, tamam mı? Ama dokunulmamış, temiz olduğuna yani inandım. İsraf, anladın mı? Temiz olduğuna inandım. Önüme çektim ve yedim yani. Ben böyle bakıyorum. Bir yandan da imreniyorum çünkü hayatımda en çok yapmak istediğim şey. Ya güzel, doğru bir şey de davranış değil, bunu savunmuyorum hiçbir şekilde. Ama bunu ben yapıyorum. Hayır, ben yiyorum. Ondan sonra masadaki herkese eşlik ediyor ama. Bir ben pis değilim. Onların aklına geleni ben yapıyorum diye ben suçlu olamam yani. Sadece. Abdullah sadece cesur. Evet. Evet. Ya ama yemek konusu çok güzel. Mesela ama senin Abdullah'la ilgili böyle iki adın var bu arada. İkincisi ne? Bir tanesi bu. Abdullah'la şok oldum. Bir de senden bahsederken genelde şöyle oluyor. Abdullah çok değişik bir çocuk ya. Mesela bir gün durdu bana bir anda. Alakası. Kanka bence Allah yok falan dedi. Kebapçıda dedi, kebapçı. Yok din diye bir şey yok demişim de. Evet. Ama şimdi herkese oturduğumuzda seninle ilgili çok anlatmıyor ama bunu çok anlatıyor en son söylediğimi. Evet. Abdullah Bey nasıl etkilediysen onu o an. Ama kebapçıda oturuyoruz ve kebap yiyoruz, tamam mı? Yani ne konuşabilirsin en fazla? Kanka bence dinler yalan ya. Bu arada A.P.O. oruç falan tutan bir adam, ara ara tutuyor o dönem. O dönem tabii bir dönem. O dönem tutuyor falan. Dönüp bana bunu diyor, tamam. Ya tamam kanka, elimde de adam yani. Dinlerin varlığı yokluğu. Güzel kanka, sevindim böyle düşünmere falan diyorum ben tabii. Sorguladığım için bazı şeyleri kafamda düşündüğüm, yani kafa yorduğumu düşündüğü için o açıdan seviyor beni. Bir de şeyi yakalamaya çalışıyor baba. Yani Adana yerken o trene nasıl bindin? Yani bence din yok ya kanka. Yani nerede geldi? Ben Adana'ya inanıyorum, bence din yok. Anladın mı? Nerede geldi? Yani yemeğe inandığı için belki, çok önemli olduğu için onun. Ne bileyim, değişikti ya o, bilmiyorum ya, acının vermiş olduğu bir şeydi. Yani ya çok açtım artık, ne bileyim hani, ya da bir gidip gelmiş o yemek, belirli bir süre yemek yemiş. Ama gerçekten öyle de tabii, Adana dürüm yerken söyledim ben bunu yani, doğru. Daha korku evi maceralarınız var. Ruh Öküzleri, ya kaçış evleri ve korku evleri. Ya bu bölümde anlattım. Bu bölümde ama yani ben üçünle gittik. Eylem'le biz üçünle vardık. 3 kere. Ya tamam, bir tane anlatacağım. Dur. En ilkim yani. Abi korkunç güzeldi yani. Hayatımızda ilk de ben korku ev, biz ev kaçış, o zamanlar korku evleri meşhur değil. Evden kaçış var birkaç tane. Yeni ama bir de ülkeye de böyle bir konsept yeni girdi yani. Tabii böyle yakında hit olmaya başlayacağız. Ama tabii biliyorsun nerede siksok bir şey var. Batu duyar zaten. Bize dedi ki böyle bir şey varmış. Affedersiniz, nerede siksok bir şey var, dahil olmak istersiniz. O dönem herkesine ben 25 yaşındayım. Düşün onlar, ben 28 yaşındayım. Düşün onlar kaç yaşındayım. Yere basmadan koşuyorduk. Tabii. Acayipti. Gidelim dedik, hiç unutmuyorum. Abdullah yani bu halde değildi ama bayağı bunun yarısından fazlası oluşmuştu yani. Ya zayıftım, yine de zayıftım. Aynen. Yani şimdiye göre zaten çok zayıftın. Ama gene de kaslı. Oturmuş o kaslar be artık. Şimdi gittik. O dönem çok basit evden kaçışlar. O da gidiyorsun, kilit çözüyorsun falan. bir yerde bir ipucunu bulamıyoruz. Hatta Ruh Öküzlerindeki pardon de oradan geliyor, evet, dinleyenler için. Biz her yerde şifre arıyoruz. Odanın ortasında mermerden masa var. Daha ilk şifre bu arada. Kapıdan girdik. Bize bir komut verildi. Biz o şeyi çözeceğiz. Şifre bulun dediler. Apo böyle mermeri tuttu. Tabana. Mermeri altında bir şey yazıyor mu? Kanka burada bir şey var mı? Anında anons geldi, tamam mı? Arkadaşlar hiçbir şeyi kaldırmanıza gerek yoktur. Bir daha kaldırırsanız diskalifiye olacaksınız. Dakika 1. Kapıdan girmiş. Kanka burada şifre var. Arkadaşlar öyle yerlerde bir şeyler yazmıyor. Hani daha odanın içine odaklanın. Yani bir şeyi kaldırıp dememize gerek yok. Biz de yaşadık bir yerde. O yüzden çok böyle tanıdık ve ama odanın içindeki televizyonu sökmeye çalıştık bulamayıp. Aa, o daha kötüymüş. Evet ya. Tornavida falan arıyorlar. Abi, İbrahim abi sefer falan var işte. Sen tanıyorsun. Fazla zekilik işe. Bayağı bildiğin şey dedik. Zor bir yerdedir bu ve en son anons geldi yani. Lütfen televizyonu kurcalamayın artık diye. Televizyonla hiçbir alakası yok. Başka anılarım da var Apo'yla korku evlerinde falan. Şimdi anlatacağım. Evet, yeni bir bölümde anlatalım. Apo beni çok şaşırtan bir hareketi vardı. Oo, acaba olsun hangisi? Yani size anlatırım. Sen de taplarını seç. Size yayından tapları sonra anlatırım ama dinleyenlere benim bir tapım en son gittiğimiz. Kadir'in de mi oldu? Evet. Agelidiz. Zaten ben de daha iyisine gitmedim. Daha iyisi gerçekten yok. Bilmiyorum devam ediyor mudur, hala yapıyorlar mıdır? Bu evin sahipleri mekatronik mezunuymuş galiba. Evi robotlar böyle var, robotlar var. Bir yere basıyorsunuz, yerin altından bir şeyler çıkıyor ediyor. Her şey otomatik bir işte otomasyon yapmışlar. Apo bana bir şeyler yaptı o evde. Bir dahakini anlatacağım. Sana yayından sonra söylerim ama podcast'te. Tamam yani podcast'te hadi bakalım. Sen bu şokla bekle. Kapatıyor muyum? Ya da neyse keserim orayı. Sana anlatayım, çatlayacak çünkü meraklı. Şöyle dansımızı yapıyoruz. Anime falan anlatacağım bu arada. Tamam. Ha, güzel. Okay. Bu hafta neler izledik? Aklında varsa bir şeyler direkt sen başla. Bu hafta neler izledin? Bu hafta... Ya da bize sevdiğini önermek istediğin. Bu hafta benim anime seviyorsanız eğer ki Demon Slayer diye bir anime var. Netflix'te mi? Netflix'te sadece ilk sezonu var. Heh, şu an evet, 4. sezonunda. Yani bilmiyorum, beni ben bayağı izlediğini ilk defa duyuyorum. Çok severim. Bayağı severim. Normalde de izliyorsun. Normalde de izlerim. Anime çok severim. Abdullah bazen beni böyle şeylerle çok şaşırtıyor. Evet, her şeyi biliyor evet, çünkü. Yani televizyonda izlenebilecek. Aa, bir bölüm gelsin de evet şeyi konuşalım işte. Her şeyi. Ne kısmetse olur konuşalım bir bölüm. Onu şey Twitch yayını yaparız belki. Hayır bir de Abdullah'ın çok iyi bir hafızası var. Her şeyi satır satır atıyor. Evet evet evet. Hayır, ama benim öyle bir lanetim var bu arada. Ama bir de çok kötü bir huyu var. Ya mesela işte dedim ya, Hazal da öyle yapıyor bir anda. Ama bak Apo'nun bir kötüyü var. İzlediyse sana izletiyorsa her repliği ondan önce söylüyor. Aa doğru. Bak şimdi bunu diyecektim. Tamam anlıyorum. Evet evet, aptal gibi bunu söylüyorum. Bırakıyorum bir de şey, bir yerden sonra fark etmiyor ve direkt söylüyor. Evet. 2 dakika sonra o gelecek ya mesela işte. Burnuma geliyordu salak mısın? Burnuma geliyordu salak mısın? Kendi kendine sana anlatmıyor artık. Yaşıyor o anı. İş ortamında tabii daha eğlenceli oluyor. Ben bir film izledim de ben ne izlediğimi unuttum ya. Hunger'ı ben senle mi izledim? Yok tek izledim. Ben ne izledin? Hunger birlikte. Aşçı fıfı. Evet evet, podcast'te konuşuyoruz. Biz aç ne yapıyorlar? Fıfı yemek yiyorlar. Hunger'ı izledik. Nasıl buldun? Film miydi? Filmin açılışında bir tane adam bir şov yapıyor, böyle küçük bir şov yemeğini sunmak için. Sonra bir tane adam böyle ağzına deli gibi böyle hayatında hiç yemek görmemiş gibi yemek sokuyor. Ben onu o sahneyi gördüm ve dedim ki biz ne izleyeceğiz ama koyayım. Ben de hiç bilmiyordum bu arada. Bana yani ne izleyecek bu manyak dedim yani. Bunu bir de böyle filmci yapın saçma sapan siksok şeyleri de seviyor. Evet evet. Dedim ki ama... Sen ne? Şerefsiz. Böyle kaldım tamam mı? Balım iyi misin falan diyor bana bu arada o sırada. Şu bayağı böyle kaldı. Böyle kaldım ne izletecek bize falan diye. Neyse biraz geçti, çok mantıklılaştı onu neden yaptıkları falan. İlk bence çok şaşırtıcıydı. İlk 40-50 dakikası inanılmazdı. Ve müthişti yani. Ben çok zor odaklanıyorum. Kitlendim. Bayağı bildiğim böyle 2,5 saat bile film. Bir de rahat oturmuyorum. Böyle durdum hani görev yapıyormuş gibi falan böyle bakıyorum. Film seni bir kafaya sokuyor. Netflix'te yani falan var mı? Netflix'te aynen. Hunger. Hunger aynen. Bir de Eylem aşırı yani seviyor böyle yemekle alakalı, işte böyle şeflikle alakalı şeyleri izlemeye bayılıyor. Aa Beyer geldi, izlememiz lazım mesela, 2. sezon. Şey izledin mi peki, hemen sorayım. Final Table. İzlemedim. Yarışmaları çok sevmiyorum. Ama şöyle, bu yarışmada herhangi bir yarışmacı değil, Michelin yıldızlı şefler çalışıyor, yarışıyor. O izlenebilir. Yani o da Netflix'te galiba. Netflix'te. Burada hani adamın... Netflix para öde bize. Bir yerde bir replik var. Nasıl söyleyeyim? Ben bu yarışmaya, hani herhangi bir yarışma vesaire değil, 2 Michelin yıldızını neden kazandığımı kanıtlamaya geldim falan diyor adam yani. Böyle tamam, bir bunu izleyelim. Meydan okuma. Jüri kim? Jüriyi her hafta bir ülkenin yemeğini yapıyorlar. Ha, oradan usta şef. Ve yani o ülkenin birinci şefi kimse, şefler değil, biri yani o ülkenin zirvesi kimse o geliyor ve o ülkenin yetiştirmiş olduğu işte ünlü değerler, ne bileyim işte biri futbolcudur, biri bir şeydir. O ülkede yetişmiş birini de evet bu ülkede yenebilecek bir yemek mi diye onlar ve o şef tadıp ona göre belirliyor. Biz bundan bir bölüm izledik. Biz bundan ya da ben izledim. Biri bana söyledi, ben formatı söylediğinde hatırladım. Evet, evet. Bir şey futbolcu falan geliyor, bir şey geliyor. Bende yok. Buna bakalım. Okay. Bunu izleyelim. O yemek söyleyince acıkıyorum çünkü ben yani. Abdullah bir sporsa iki de yemek. Güzel yani. Yemek anlatırım ve yerim. Şeye bağlıyorum. Promising Young Woman izledim ben sen yokken. Biraz kadın hakları, biraz psycho bir film. Başrol inanılmaz ama ortalama bir filmdi. Fena değildi. Black Mirror'ı nasıl buldum? Onu da izledik. Yani, İzliyor musun sen Black Mirror? Hayır. Bence önceki sezonlar daha iyiydi diyebiliriz. Çok zayıf bir sezon. Çok zayıf bir sezondu. Normalde Black Mirror başlığı altında olmasa izlenebilir şeylerdi. Fakat Black Mirror'a yakışmadı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bence özet budur. Mesela ikinci bölüm çok güzeldi ama hiçbir alakası yoktu Black Mirror'la. Evet yani nerede bilim kurgu? Toparlayalım mı? Bay bay diyelim mi o zaman? Toparlayalım, bay bay diyelim. Abdullah teşekkür ederim geldiği için. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Lütfen Part 2 yazın. Bizim için. Esra'nın TikTok'una da birkaç video çektik Abdullah'la. Instagram'a da attık. Oradan da yakalarlar. Abdullah bu ara bol bol kullanacağız efendim. O zaman bir dahaki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Sen de güle güle. Yani video kaydı 45 dakika kanka. 45 dakika olmuş mu ya?